Allah kabul etsin Şeyh Efendi. Allah razı olsun. Halil Paşa, hoş geldin. Safa getirdin. Hayrola? Kafamı kemiren birkaç husus var da istişare edelim istedim. Elbet, elbet. İnşallah ilmimiz içredir. Çünkü biz dergah taifesiyiz. Bizim siz devletluların işine aklımız ermez. Estağfurullah Şeyh Efendi. Meselenin ucu size de dokunur. Hüma Hatun'un canına kasteden katil Hacı Paşa haini çıktı. Allah Allah. Hasta bir hatunun canına kastetmekten ne olmuş da böyle bir zulme karışmış? Hüma Hatun kurban edilmiş Şeyh Efendi. Amaç da sensin. Tabibi olduğun için seni zor duruma sokup itibarını bitirmek istemişler. Gayeleri de müridana verilen arazileri sipahiler arasında üleştirmekmiş. Lakin ben izin vermedim tabii. Karabasan gibi gittim üstlerine. Bastım gırtlaklarına. İtibarını kurtardım. Şimdi sıra sende Şeyh Efendi. Biz bir garip kuluz. Halil Paşa, bizim elimizden ne gelir? Çok şey gelir Akşemseddin Efendi. Çok şey. Sipahi kısmısı müridana benzemez. Zorlu olur. Gönlü olmazsa sefere de çıkmaz. Sefer olmazsa ortalığı kızıl kıyamet götürür. Ne akçe olur ne huzur. Sultan Murat Han'ın bahşettiği vergi muafiyetinin kalkması için bana yardım edeceksin. Hülasa sen de benim itibarımı kurtaracaksın. Halil Paşa, benim kudretim buna yetmez. Hükümdarımızın kendi lütfudur. Hem bizim siyasetle uğraşmamız yakışık almaz. Benim bu işlere girmeye gönlüm yoktur. Gücenmeyesin bana. Bak Akçaşı, has dinle, iyi belle. Şeyh Edebali, büyük dedem Kara Halil'in yanındaydı. Dedem Ali Paşa, emir sultanları, somuncu babaları gördü. Babam İbrahim Paşa, Şeyh'in Hacı Bayram'ı bu sarayda ağırladı. Hiçbiri kaybetmedi. Çünkü hepsinin yanında da Çandarlılar vardı. Demem o ki sen de kaybetmeyesin. Halil Paşa, kazanan ceddin olmuş ne âlâ. Ehli irfan kar zarar hesabı gütmez. Bizim hırkamızın cebi yoktur. Hem o muafiyeti biz istemedik. Bu muafiyet devlet kapısının bize bir lütfudur, ikramıdır. Vaaz-ı nasihat dinleyecek yaşı çoktan geçtik Şeyh Efendi. Dileğim iki dudağından çıkacak sözdür. İlla anlayacaksan senin lisanından konuşayım. Ne demiş Türkmen kocası Derviş Yunus? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Peki sen, niçin buradasın? Belli ki ablam üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yapamadan zindana düşmüş.
Ben onun yarım bıraktığı işi tamamlamaya geldim. Neymiş o? Sultan Murad'ın kellesini almak. Mehmet hassas bir çocuk. Aklının hudutlarına bazen benim bile fikrim yetmiyor. Hocalarının da öyle. Senin şefkatinle ehlileşeceğini düşünüyorum. Umarım öyle olur. Hele bir Konstantiniyye tutkusu var ki, sorma gitsin. Ben orası zapt olunmaz dedikçe o hayalini kurdu. Odasını gördün. Bu hayalle kavrulur durur. Gerçi her çocuk babasını geçmek ister. Gönül ülkesinin neresinde gezinir intikam? Kimdir yoldaşı? İhtiras mı? Öfke mi? Kin mi? Nasıl yer sığındığı kalbi? Ateş gibi, kor gibi, kezzap gibi. Nasıl durmalı karşısında intikamın? Belki de zincire vurulmuş, yorgun ve bitkin bir azap gibi. Sahi, neden uzun yaşar intikam? Neden unutmaz, unutamaz insan onu? Hangi oyuna gelir, hangi oyunu bozar? Nedir devası? Pahası, şifası. Sevgi mi, özlem mi, şefkat mi? Neyin önünden gider, neyin ardında durur? Neyi konuşur, neyi yutkunur? Ey talip! Unutma, dönme sakın sırtını. Çünkü her intikam ardından vurur insanı. Her intikam ardından vurur insanı.